Merhaba sevgili arkadaşlar, ben FRP.net'ten Kayra Keriküpçü. Bugün yine bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Yine şu anda karşınızda gördüğünüz üzere Geek Kutu geldi. Geek Kutu'nun şu anda Nisan ayındayız. Artık Mart sonu kutusu ya da Nisan kutusu diyelim elimize ulaştı. Biz de hemen içeriğinde ne var ne yok bir bakalım hep birlikte. Geçen ay ilk kutu dağıtımı gerçekleşmişti bildiğiniz üzere Geek Kutu'nun. Bu seferki temanın, yani bu şu anda açacağımız kutunun temasının Batman ve Superman, Dawn of Justice olacağı söylenmişti. Filmin gazıyla biz de bu kutuyu aldık. Bugün elimize geçti kutu ve hemen açalım istiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, geçen ay gelen kutuda bazı ezilmeler vardı. Bunları belirtmiştik, şöyle göstereyim köşelerini. Bu sefer kutumuz gayet temiz geldi. Çünkü Geek Kutu bu sefer herhalde bizim bahsettiklerimizi ciddiye alıp, yani bizim gibi pek çok kişi de söylemiştir, bunları ciddiye alıp ayrıca bir kutuya daha koymuş kutuyu. Çünkü kutu zaten ince bir karton yapısında, şöyle göstereyim, hani bir koli gibi değil, biraz daha ince. O nedenle ezilmeye, büzülmeye, bükülmeye, dağılmaya mahkum ama Geek Kutu yine çok güzel düşünmüş. Tabii bunlar tecrübeyle sabit, yeni başlayan bir oluşum ve bu en azından önerileri, bu yorumları ciddiye almaları çok güzel. Bu ayki kutumuz gayet temiz bir şekilde elimize ulaştı. Şimdi açalım bakalım sözü çok uzatmadan ne varmış. Zaten beyaz kutumuz burada gördüğünüz üzere Geek Kutu. Kocaman Geek Kutu. Evet, açılışı yapacağız. Biz de açıkçası bu arada söyleyeyim. İlk kez açıyorum. Daha hiç dokunmadım. Hemen aldım. Kameranın karşısına geçtim. Kutuyla birlikte şimdi açıyorum. Bakalım neler çıkacak kutudan. Batman, Superman temalı kutumuzu açtık. Aman Allah'ım. Bu ne? Beyaz, beyaz, hiçbir şey yok mu içinde derken ve evet. Oo, güzel şeyler çıktı. Güzel şeyler görüyoruz şu anda karşımızda. Yine bakalım. Geek Kutu etiketiyle Geek Kutu deneyimini sosyal medyada paylaş, sürprizler hazır ol. Okey. Şimdi bu ay kutumuzda neler varmış? Burada ben görüyorum. Size şöyle hop yapayım ama size göstermeyeceğim. O nedenle bu kağıdı hemen şöyle gözümün önünde tutayım. Daha önceki kutu açılışımızı izlediyseniz Geek Kutu çok güzel bir şey yapıyor. İçindeki ürünlerin fiyatlarını da tek tek belirtiyor. Deminki size göstermediğim, sadece şöyle bir gösterip çektiğim kağıtta da fiyatlar yazıyor. Bunları da açıklayacağım zaten. Şimdi yavaş yavaş açalım bakalım neler varmış. Her ay bir tişört göndereceklerine söz vermişlerdi. Bu ayda evet, Showdown in Gotham, The Clash of the World's Finest. Evet. Burada da Batman, Superman tişörtü görüyoruz. Tişört yine Crazy etiketli bir tişört. Ben large giyiyorum. O yüzden large istemiştim. Her ay bir tişört göndereceklerine söz verdiler. Ve bu ayda bir Batman, Superman tişörtü gelmiş. Hemen açalım bunu da. Bakalım şöyle açtığımız zaman nasıl bir tişörtle karşılaşacağız. Geçen ay gelen Deadpool tişörtü vardı ve çok kaliteliydi gerçekten. O nedenle tişörtleri çok güzel. Evet, şöyle hafifçe açayım. Birlikte bakalım. Batman, Superman. Evet. Batman, The Dark Knight, The Man of Superman, The Man of Steel. Şöyle de baskısını da göstereyim. Tişört bu arada yine oldukça kaliteli. Crazy'nin zaten tişörtü. Bunu hemen kenara ayıralım. Güzel bir tişört olmuş. Çok teşekkür ederiz Geek Kutu'ya. Bakalım yine, evet ya, yine bayıldığım bir olay. Yine dostluk maması. Bu da sokaktaki dostlarımız için, kedi ve köpeklerimiz için bu köpek maması. Onları hiçbir zaman unutmuyorlar. Bu çok hoşumuza gidiyor. Goody tarafından üretilen bir dostluk maması. Bunu Migros'larda bulabiliyorsunuz. Burada etiket de var. Ama hani Geek Kutu'ya para veriyorsunuz. Bunu alıyorsunuz ve yanında böyle bir dostluk maması gelmesi gerçekten çok hoş. Oldukça düşünceliler bu konuda. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da hemen kenara ayırıyoruz. Evet, burada ne var? Bir Superman figürü var. Schley markasını duymuşsunuzdur belki. Bu tür minyatür figürler üretiyorlar. Yani minyatür değil mi? Minyatür deyince insanların kafası karışabilir. Hani daha küçük boyutlu şeyler geliyor akla ama Schley firmasının DC Comics figürleri var. Justice League burada görüyorsunuz. İşte bununla birlikte ne vardı mesela? Joker, Batman, Superman, Green Lantern, Cyborg falan gibi bu boyutlarda serileri var. Bunların rastgele gönderildiğini düşünüyorum. Bana Superman denk gelmiş. Şöyle şunu da çıkarayım, hatta çıkıyormuş. Bu kolay çıkıyormuş. Şöyle çok da şey yapmadan şöyle göstereyim. Güzel bir Superman figürü geldi. Küçük bir figür. Bu da şöyle
arkasını da göstereyim size. Güzel bir karton içerisinde. Şurada gördüğünüz üzere bir stand da var. Bir diorama hoş olmuş. Superman hani doğruyu söylemek gerekirse ben Batman'i tercih ederdim. Ama yine de Superman de gerçekten güzel bir figür olmuş. Bunu da hemen kenara koyuyoruz. Başka ne çıkmış bakalım? Evet. Bir anahtarlık yine Batman, Superman temalı olmasına rağmen Joker. Evet, Batman konseptinden bir Joker anahtarlığı gelmiş. Biraz brokoli andırıyor böyle bir, nasıl diyeyim, bir sebze, böyle bir pırasa, bir karnabahar, bir brokoli havası var böyle bir oluşumda ama oldukça güzel. Lastik bu arada şey, anahtarlık metal veya plastik değil, lastik, hani eğilip bükülebilen cinsinden. Bu da güzel bir anahtarlık olmuş. Açayım hatta, şurada hemen falçatamızı alalım, emektar falçatamızı burada açalım. Şöyle sizler de detaylıca görün bu anahtarlığı. Poşetini atalım. Anahtarlık bu. Şöyle göstereyim. Böyle de eğilip büküleyable, eğileyable güzel bir anahtarlık yapmışlar. Bu da DC Comics Warner Bros. Logolu lisanslı bir ürün. Burada 3 tane şuraya gizlenmişler. Şöyle hop hop göstereyim size de. Şuraya gizlenmişler. Gizden çıkaralım bunları. Aa, burada plastik bir şeyler var. Fakat bunlar aslında birer bardak altlığı. Burada bizim muhteşem triomuzu görüyoruz. Superman, Wonder Woman ve Batman. Bunu kenara ayıralım. Bunlar da aynı mı? Hayır. Burada Batman ve Superman karşı karşıya. Güzel bir bardak altlığı. Üçüncüsü neymiş? Burada da evet. Asıl karşı karşıya şimdi kafanı gözünü dağıtacağım bakışlarıyla karşımızdalar. Bunlar da böyle yine A-Label, B-Label güzel bardak altlıkları olmuş. Artık soğuk içeceklerinizi içerken sıcak da olur. Sabah kahvenizi içerken Batman, Superman sizin fincanınızın, bardağınızın altına süsleyiversin. Hemen buraya koyalım bunları da. Burada bir şey daha var. Bunu biraz sonra açacağım. Çünkü burada küçücük minnacık arkalara saklanmış bir şey gördüm. Küçücük minnacık dedik ama içinden koca bir dev çıktı. Burada küçücük bir rozetimiz de var. Orada da Clark Kent Superman var. Krypton'un oğlu Man of Steel çelik adam Superman rozeti var burada da. İğneli bir rozet. Bunu çantanıza, artık tişörtünüze, ceketinize, yeleğinize, hırkanıza her yere takabilirsiniz. Hoş bir rozet olmuş. Bunu da hemen ayıralım kenara. Burada evet, şurada kutunun ağırlığının büyük kısmını kaplayan ve kutunun da şöyle dörtte birlik kısmını kaplayan bir kutu var. Bu kutunun içine ne varmış? Mr. Kupo. Sana özel binlerce kupo diyor. Bu da bir kupo olsa gerek. Bize özel binlerce kupodan biri gelmiş. Bakalım kutumuzu da açalım. Buna da bir özel kutu açılışı yapalım ya. Bu da ayrı bir kutuymuş. Size özel kuponuz olsun ister misiniz? Evet, burada fincanlardan bahsediyor. Bunlar kupa bardaklar. Size özel kuponuz olsun isterseniz altta web sitesi adresi verilmiş. Mr. Kupo. MrKupo.com adresine giriyorsunuz. Buradan kendinize özel kuponuzu yaptırabiliyorsunuz. Biz ama bize ne gelmiş ona bakalım. Evet, burada kuponuzu mutlu günlerde kullanın diye bir etiketle birlikte. Bir de evet, burada bir indirim kuponu gelmiş. Burada bir şeyler yazıyor, size göstermeyeceğim. Çünkü benim indirimim o. Nescafe Klasik göndermişler. Evet. Demek ki ne yapacağız? Demin gösterdiğim bardak altlığıyla bu muhteşem Batman vs Superman, hatta vs Superman The Ultimate Face Off bardağımızın içerisine Nescafe'mizi koyacağız. Demin ki bardak altlığımızın da üzerine koyup afiyetle içeceğiz. Uyku muyku kalmayacak. Burada da güzel bir baskı olmuş. Böyle dönüyor. Hani The Man of Steel. Bakıyoruz hemen. Batman, Superman. Burada da The Dark Knight yazıyor. Güzel bir fincan. Yani şöyle söyleyeyim. Fincan benim için biraz önemli. Çünkü sabah kahve içmeden ayılamayan bir insanım. O nedenle fincanları da ben ayırt ediyorum. Mesela benim için ince fincan, kalın fincan, küçük fincan, geniş fincan gibi böyle değişik şeyler var, yapılar var. Bu tam böyle orta karar, tam böyle güzel filtre kahve fincanı olmuş benim için de. Kalın da bir fincan. Yani bazı fincanlar var artık porselen gibi görünüyor. Bu öyle değil. Bu güzel, seramik, kalın, hoş bir fincan olmuş. Baskısı da güzel. Tabii 3-5 yıkamadan sonra makinede ne olur bilmiyorum ama makinede yıkamayacağım ben bunları. Elle yıkayacağım ki üstündeki baskı gitmesin. Yine de
biliyorum bunlar ısıyla zaten sabitlenen şeyler. Çok fazla makinede bozulmamasına rağmen yine de uzun süreli kullanım için baskısının da sağlam kalabilmesi için makinede çok yıkamamak gerekiyor. Bu da güzel olmuş. Bakalım başka bir şey var mı diyoruz. Başka kurcalıyoruz. Yok. Evet, başka bir şeyimiz yok. Hani gizli saklı bir şey var mıdır diye baktık. Yok. Burada yine fincanımız var. Dediğim gibi bardak kaplıklarımız var. Buraya tek tek koyalım. Burada rozetimiz var. Ondan sonra şurada anahtarlığımız var. Joker anahtarlığımız. Burada figürümüz var. Artı bir de şöyle kenara fırlattığımız bir de tişörtümüz var burada. Şöyle tişörtümüzü de Superman'in arkasına koyalım. Bu arada size fiyatlarla ilgili bilgi vereyim. Burada zaten kağıtta demin size göstermediğim kağıtta göstermişler. Size göstermediğim kağıtta evet söylemişler onu söyleyeyim. Şöyle siz de bakın hep birlikte bakalım buna. Schleich figür 39.90 TL. Batman veya Superman tercih yapılmış. Bu muhtemelen rastgele gönderiliyor. 39.90 40 TL. Mr. Kupo'nun kupası, Kupo'nun kupası 20 TL. Demin bahsettiğim. Tişört 35 TL. DC anahtarlık. Burada da 3 seçenek görünüyor ama hani Superman, Batman ve Batman logosu görünüyor. Bize Joker geldi. Hayırdır inşallah. Bunlar da rastgele gönderiliyor demek ki. O da 13 TL görünüyor. DC Comics rozeti burada 5 TL olarak yazmış. Bardak altlığı da üçlü set olarak 9.90 TL. Kaba taslak bir hesap yaparsak ne oluyor? 40, 60, işte 95, 100, 105, 200, 500 çok bir şey yaptı. Ben hesaplayamadım o kadar. Neyse. Yani 100 TL'nin üzerinde bir ürün var. Ama Geek Kutu'ya verdiğimiz ücret tabii bunun yarısı kadar. O nedenle Geek Kutu yine mutlu etmeye devam ediyor. Eğer bu tür ürünleri seviyorsanız, ben özellikle figür koleksiyonu yapıyorum. Bu tür geek ürünleri topluyorum zaten. Özellikle tişörtler olsun, işte böyle fincanlar, bu tür şeyler zaten evimde gani gani var. Bu tür şeyleri severek biriktiriyorum ve alıyorum da. Böyle bir Geek Kutu'yla ne oluyor? Hem bir sürpriz yaşamış oluyoruz, hem de içinden çok da güzel ürünler çıkıyor. Bunlara da sahip olmuş oluyoruz. Size de öneriyorum Geek Kutu'yu. Zaten videonun altındaki linkten de hemen bir sonraki aya hemen aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Hani bu ayki artık paket kaçtı. Bu ayki paket bu. O gitti. Ama önümüzdeki ayın paketini siz de kaçırmadan alabilirsiniz böylelikle. Bizden bu kadar. Geek Kutu'yu açtık. Açtık kutuyu. Söyledik güzel şeyleri. Ellerine sağlık Geek Kutu. Çok güzel olmuş. Biz çok beğendik. Artık bir sonraki ay yeni bir kutuyla, yeni sürprizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.